Gelelim artık suggestion'lara. Bakın burada yine karşımıza bir cult daha çıkacak. Yani cult'un, bakın birden fazla anlamı var. Geçmişteki tek anlamı yetenek. Yani daha doğrusu yetenek anlamını bir tek geçmişte göreceksiniz. Yani normal cult'u zamanlardır, bugün ya da yarın, tomorrow için görüyorsanız aklınıza yetenekler gelmeyecek. Şimdi making suggestions. Biz bu sefer artık öneride bulunacağız arkadaşlar. Öneride bulunurken kullanacağımız modülleri bak şu şekilde ayırdım. Let's, shall we, why don't we, could ve altına da how about, what about. Bunları ayırma nedenim şu. Bunlardan sonra birinci gruptan sonra fiillerin birinci hali. How about, what about'tan sonra ise fiillere biz inkeki getiriyoruz. Yani ayırmamızın nedeni bu. Zaten bakın şuralara da dikkat ederseniz how about ve what about'tan sonra fiillere ing geldiğini, diğerlerinde ise fiillerin hep birinci haliyle devam ettiğini görürüz. Aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Let's go to the cinema. Haydi sinemaya gidelim demek. Ne demek? Let's not stay at home. Yani evde kalmayalım demek. Why don't we watch a film? Niçin film izlemiyoruz? Shall we go out? Dışarıya çıkalım mı? Bakın sorusunu eğer soruyla yapacaksanız bunları kullanırsınız. What shall we do tomorrow? Yarın ne yapalım? Bak geleceğe yönelik de olabilir. We could meet friends. Hep birinci hali bakın. Dikkat edin. Hepsinde de fiillerin hep birinci halini kullanacaksınız. Bunlar önemli. We could meet friends tomorrow. Yarın ne yapalım sorusuna arkadaşlara buluşabiliriz. Öneriyor. Yani sadece Türkçe çeviriler değişiyor. Haydi sinemaya gidelim. Niçin sinemaya gitmiyoruz? Sinemaya gidelim mi? Yarın sinemaya gidebiliriz gibi. Bakın sadece ne değişiyor? Türkçe çeviriler değişiyor ama hepsi de öneri anlamlarında birebir aynı. Bundan sonra fiillerin birinci hali geliyor. How about, what about'un da aynı şekilde. Bu da öneri demek. Tek farkı fiillerin ing ile gelmesi. Çünkü İngilizce'de prepositionlardan sonra gelen bütün fiiller ing ile devam eder. Bu about da bir preposition olduğu için prepositiondan sonra fiil geldiğinde inkli devam ediyor. Bu önemli bir kuraldır. Doğal olarak tek farkı budur. What about going to the cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? Yani sinemaya gidelim mi? Sorusu bakın aynısı. Ya da how about watching a film at home instead? Ya onun yerine evde mi film izlesek? Bakın bu da bir öneridir. Yani burada sen farkı ne hocam dersen? What about going to the cinema dedik. Bakın let's go to the cinema dedik. Less'ten sonra go getirdik fiilin birinci hali. Ama what about'tan sonra ise going getirdik. Yani ing'li getiriyoruz. Bir de bizim bakın şurada vurguladım. May as well, might as well'imiz var. Bunlar da önerilerde yani biraz daha böyle isteksiz önerilerde bunu kullanıyorsunuz. Adam ne diyor bak örnekte? Since we cannot afford to go to the cinema. Sinemaya gitmeye paramız yetmediği için. Paramız yok, gücümüz yok. Ne yapabiliriz? Ya we may as well download a film. Ya film de indirebiliriz bir. Yani bir tane film indirip evde izleyebiliriz. Yani bakın gönülsüz, biraz daha isteksiz, yani gönülsüz yapılan işlerde, özellikle gönülsüz önerilerde biz bunu kullanıyoruz. Yani biraz daha bunu gönülsüz öneriler diyebiliriz. May as well, might as well. Ama bakın bu da bu şekilde kullanılıyor. We may as well, we might as well artı fiilin birinci hali. Bakın dikkat edin download yani fiiller yine birinci haliyle kullanılmış. Bunu unutmayalım. Bu da bu şekilde bir öneri modullarımız diyebiliriz. Evet, önerilerden sonra şu ana kadar arkadaşlar var mı sormak istediğiniz bir soru? Bunu belirtelim hemen. Varsa onunla geri döneyim. Yoksa habitslerden devam edeceğim. Alışkanlıklardan. Sanırım soru yok. Tamam. Habitual past. Bakın geçmişteki alışkanlıklarımız. Zaten herkesin bildiği used to modulu. Geçmişteki alışkanlık would da bunlardan birisi. Fiillerin de birinci haliyle gelir arkadaşlar. Biz geçmişteki alışkanlıklarımızı hangi modulla anlatırız dersek aklımıza ilk used to gelecek zaten. Veya bunun olumsuz hali. Bakın didn't used to. Yine fiil birinci haliyle. Yani olumsuz hal de gelebilir. Yani şu geçmişte şunu yapardım der dediğin gibi yapmaz mı diyebilirsin. Bakın alışkanlık dediğim için altta yazan kırmızı not çok önemli öncelikle. Şu not. Geçmişte bir defaya mahsus yapılan işleri, şeyleri biz used to ile anlatamayız arkadaşlar. Bak bunu unutmayacaksınız. Çünkü alışkanlık demek sürekli yaptığımız işler demek. Geçmişte sürekli yaptığın bir iş varsa bunu sen used to ile anlatabilirsin, would'la da anlatabilirsin. Arasındaki farkı söyleyeceğim biraz sonra. Ama geçmişte olay bir kere olmuş, sadece bir kere de gerçek. O zaman used to'yu would'u kullanmayacaksın. Yani ben geçmişte bir kere şöyle yaptıydım dersen, bir kere piyano çaldıydım dersen bunu used to ile would'la anlatamazsın. Bunu bildiğin past tense'de söylersin.
Ama alışkanlıkları varsa o zaman ne yaparsın? Used to kullanabilirsin. Bakın ne diyor? When I was a child, ben çocukken, I used to like meat. Ben ne yapardım? Eti severdim. Yani bakın fiil birinci haliyle. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz. Eti severdim. Bir kere mahsus değil. Ben genelde severdim demek. Bakın veya diğer cümle. When I was 10, ben 10 yaşındayken, I used to fly kites. Ne yapardım? Uçurtma uçururdum. Yani used to'yla geçmişte sürekli yaptığımız işleri anlatacaksınız ve alışkanlıkları anlatacaksınız. Ve used to'nun yerine arkadaşlar would'u da kullanabiliriz bazı cümlelerde. Hepsinde değil. Ne demek hocam bazı cümleler? Bakın fiile bakacaksınız. Eğer fiillerimiz action fiili ise, yani bir hareket içeren fiil ise would kullanabilirsiniz. Eğer fiillerimiz hareket içermiyorsa, mesela like gibi, sevmek, sahip olmak gibi, durum belirten fiillerse, o zaman used to kullanacaksınız. Yani sadece durum belirten fiiller de demiyorum. Used to bizim geçmişteki bütün alışkanlıklarımızı anlatır. Ama biz bazı alışkanlıklarımızı, yani içinde hareket olan alışkanlıklarımızı would'la da anlatabiliriz. Bunu söyleyelim. Yani daha genel olan used to. Bunu belirtmek lazım. Geçmişteki alışkanlıklarımızı neyle anlatırız diye sorarsak, bu biz direkt aklımıza used to gelecek. Geçmişte bazı alışkanlıklarımızı would'la da anlatabiliriz. Bunlara da içinde fiile bakacağız. Fiilde hareket varsa would'da kullanabilirsiniz. Hareket yoksa would'u kullanamazsınız. O zaman used'u anlatacaksınız. Bakın I used to fly kites ile I would fly kites arasında hiçbir fark yok. İkisi de geçmişte uçurtma uçururdum demek. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Bakın hemen bir tane daha örnek. I used to have a house with a big garden. Benim önceden neyim vardı? Büyük bir evim vardı. Büyük bir eve sahiptim. Sizce bu cümlede would kullanabilir miyiz mesela? Fiile bakacağız beraber. Yani I used to yerine would kullanabilir miyiz bu cümlede? Tahminen. Ne dersiniz? Defne? Hocam pek emin değilim ama. Mesela sahip olmak fiili sence state mi, action bir fiil mi? Yani hareket mi, durum fiili mi? Durum. Durum. Bak durum fiillerinde would'u asla kullanamazsın. En genel olan used'u. Yani would'u kullanabilmenin tek şartı action olacak fiilde. Fiile baktın have mi, sahip olmak mı? Sahip olmak fiili ise kesinlikle yani durum belirten bir fiil ise sen burada used'u yerine burada would'u ne yapamazmışız? Kullanamayız. Bunu unutmayacaksınız. Hemen alttaki I didn't used to, bu da olumsuz bir örnek. I didn't used to swim. Ben önceden ne yapmazdım? Yüzmezdim. But now I can. Ama şimdi ne yapıyorum? Yüzebiliyorum. Bakın bu da önceden yapmadığımız bir iş. Yapmadığımız işlerde biz didn't used to artı feeling birinci haliyle anlatırız. Arkadaşlar geçmiş dediğimde aklınıza ilk önce gelecek alışkanlık modulu used to'dur. Bunu unutmayın. Bazı hareket bildiren fiillerin olduğu cümlelerde de would'u da kullanabilirsiniz. En kısa cümle budur. Yani bunu en iyi özetleyen cümle budur. Ama biz alışkanlık deyince aklımıza sadece geçmiş gelmeyecek değil mi? Bazen bazı cümleler var. Bir de used to'nun dışında sürekli karşılaştığımız bazı kalıplar daha var. Bunlardan birisi be used to, be accustomed to. Diğeri de get used to, get accustomed to. Bunlarla da biz normal used to dışında karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bakın be used to, be'yi görüyorsan am is are used to demek değil mi? Was were used to. Yani her tense çekimleniyor. Will be used to. Yani be'yi görüyorsan çekimleniyor demek. Get de çekimleniyor bu arada. İstediğimiz zamana çekimlersiniz. Bunları görünce de aklımıza başka anlamlar gelecek. Birincisi, bir öncelikle kalıba bakacak olursak, kalıp arkadaşlar bakın used to ve bunları ayırmanın en önemli şeyi kalıptır. Kalıp şu, used to'dan sonra fiil birinci haliyle geliyordu. Be used to'dan sonra ve şu kalıptan sonra fiiller hep ing'li gelecek. Fiillere hep ing getireceksiniz. Get used to'dan sonra get accustomed, yani bunlar fiiller ing alır. Used to'dan farkı budur. Peki anlamları nedir? Arkadaşlar be used to ve be accustomed to'nun anlamı şu an alışkın olmak demek, zaten alışkın olmak demek. Get used to ve get accustomed to ise zamanla bir şeye alışmak demek. Ne demek alışkın olmak? I am used to walking fast. Bak diyor ki hızlı yürümeye alışkınım. Ne zaman? Am diyorsun şu an. I was derse geçmişte alışkındım demek. I will be used to dersen gelecekte alışacağım demek. Yani alışkın olacağım zaten dersin. Yani genelde I am used to walking, hani böyle bu şekilde kullanırsan fiil mutlaka ing'li ve bir şeye alışkın olmak anlamı geliyor. Mesela ben uzun saatler çalışmaya alışkınım cümlesini kuracaksan I am used to studying dememiz lazım. Long hours. Uzun saatler çalışmaya
alışkınım diyeceksen I am used to studying long hours dememiz lazım. Peki get used to neymiş? Zamanla alışmak. Bakın I will get used to walking fast soon. Yakında ne yapacağım? Hızlı yürümeye alışacağım anlamı çıkıyor. Yani be used to ile get used to veya be accustomed to ile get accustomed to'nun farkı birisi alışkın olmak, get de get olduğunda da zamanla alışmak anlamı çıkıyor. Bakın başka bir cümle. Bu gelecek zamandı. İstediğimiz zaman çekimliyoruz zaten bunları. Used to gibi değil. Bakın bu cümlede de Asimbura is getting used to. Bakın getting is getting dediğime göre olay şimdiki zaman. Değil mi? Asimbura is getting used to. Asimbura alışıyor. Neye? Sleeping alone nowadays. Bugünlerde yalnız uyumaya alışıyor. Bakın yine ne yaptık? Burayı da yanlış yazmışım. Sleeping şeklinde söyleyeceğiz değil mi? Inkli. Bugünlerde yalnız uyumaya alışıyor. Yani zamanla alışmak anlamı var. Zaten alışkın olsaydı Asimbura is used to derdim bak. Getting falan karıştırmazdım. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz diyorum.